Harika TV'den herkese selamlar. Bugünkü konuğumuz KHK'ların özellikle yakından tanıdığı Münir Korkmaz ve KHK platformları Sakarya sözcüsü, aynı zamanda Özgür Platform editörlerinden Fatma Aypaçası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Münir Hocam, ben ilk önce sizinle başlamak istiyorum. Hafta başında Salı günü 20 ilden 40 kadar KHK'lı arkadaş Ankara'da bir araya geldi ve bazı temaslar gerçekleştirdi. Biz gerçi bu temaslara alışmaya başladık KHK'lılar olarak. Yani her ayda bir, en fazla 2 ayda bir KHK'lılar Ankara'da bir araya gelmeye başladı ki bundan 2-3 sene öncesini düşündüğümüzde bu bizim için bir hayaldi. Ankara'ya bile sokulmuyorduk, yollarımız kesiliyordu. Ama şimdi her gittiğimizde mecliste karşılanmaya başladık. İlk olarak meclise, Evet. HDP grup toplantısına katıldınız. Buradan başlayalım. Nasıl oldu? Şimdi Nasıl bir araya geldiniz? şöyle başlayalım Ahmet Hocam. Birincisi biz hani KYK platformlarını kurarken bir strateji belirlemiştik. Demiştik ki AKP, MHP ve Vatan Partisi dışındaki tüm partilerle görüşeceğiz demiştik. Şimdi Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti dışında hepsiyle bugüne kadar sürekli temas halindeydik. Cumhuriyet Halk Partisi ile il il toplantılar dahi yaptık. Ancak biz hep şunu söylüyoruz. Yani bu mesele demokrasiyle çözülecek. Bu ülkede gerçekten demokrasi geldiği zaman KYK meselesi çözülebilir diyoruz. Ve artık hukuksal bir çözüm değil de siyasi çözümü dillendirdiğimiz için bir eksikliğimiz vardı. Şimdi Halkların Demokratik Partisi ile hani görüşmeler yaptık, gerçekten merkezi düzeyde görüşmeler yaptık, genel merkezlerinde falan. Ancak şöyle bir karar almıştık KYK platformları olarak. Dedik ki bu Demokrasi İttifakı diye anılan 3. İttifak partileriyle de görüşüp hani onlar biz biliyoruz bizim sorunlarımızı biliyorlar, biraz sonra konuşacağız. Ancak birinci ağızdan bizden dinlesinler dertlerimizi. Bir de gerçekten şuna ihtiyacımız vardı Ahmet Hocam. Yani biz ki 145 çeşit hak ihlaline uğramış bir kesimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmek istiyorduk. Yani önceden gönderdik kimliklerimizi, bazen böyle tereddüt ettik. Acaba bizi almayacaklar mı falan diye. Sonuçta aldılar. Şöyle oldu. Halkların Demokratik Partisi ile grup toplantısı 12.30'daydı. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanından işte 20 ilden kendi olanaklarıyla hem de çok şeyler koşullarını zorlayarak insanlar yola çıktılar. Ancak tabii deneyimsiz olduğumuz için mecliste o arama noktasına takıldığımız için 40 kişi birlikte giremedik grup toplantısının başlangıcına. Biz bir kısmımız aşağı yukarı 20 kişi falan sonradan katıldı. Grup toplantısında ilk zaten grup başkan sözcüsü Meral Danış Beştaş açılışı yapmış. Biz sonradan izledik. KYK platformu temsilcileri ziyaretimize geldi diye. Sonra Mithat Başkan da KYK meselesiyle ilgili HDP'nin bakışını falan anlattı. Yani bir kere bizim açımızdan kritik bir eşik aşılmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında biz resmi olarak davet edildik. Sonrasında hep bu efsane olan meclis lokantasından yemek yedik KYK'lar olarak. Sonra da şeye geçtik, gruba geçtik. Grupta tabii çok güzeldi bizim için. KYK'lı vekiller oradaydı. Ömer Faruk Gergerlioğlu oradaydı. İşte grup başkan vekili oradaydı. Bir önceki eş genel başkan Sezai, zaten Sezai Bey bu randevuları ayarlamıştı. O oradaydı. Bizi dinlediler. Biz dertlerimizi veyahut da işte bu meseleye dair önerilerimizi anlattık. İl temsilcilerimiz, ilden gelen arkadaşlarımız. Sonrasında da kendileri KYK'lı vekiller ve diğer vekiller çok güzel açıkladılar meseleyi.
Ve şöyle çok sıcak bir ortamdı hepimiz açısından. Sanki bir aile toplantısındaymışız gibiydi. Tabii son olarak şunu ifade etmeden geçmeyeceğim Ahmet Hocam. Birincisi kendileri bir hazırlık yapmışlar. Pankart küçük kağıtlara, A4'lere KYK'lar gidecek, biz kalacağız şeyleri, dövizleri yazdırmışlar. Biz işte gittiğimiz her yerde bir aile fotoğrafı alıyoruz. Aile fotoğrafı alırken tabii şimdi oraya gitmişken hani mecliste slogan atmadan da olmazdı. Hep bir ağızdan meclis koridorlarında şeyin Gergerlioğlu'nun, hani biliyorsunuz biz il platformları olarak o direniş döneminde çiçek göndermiştik ya, o oda burası. Gergerlioğlu onu açıkladı. Buradan KYK'lar gidecek, biz kalacağız sloganlarını haykırdık. Bu bizim için çok çok anlamlı bir şeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani bugüne kadar hiçbir yerde görüşme talebi kabul edilmeyen, öcü gibi davranılan bir kitle eşit yurttaş gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul gördü. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlarımızın dönütü de bu anlamıyla çok güzel. Sosyal medyadaki dönütü de çok iyi. KYK TV'de bu görüşmeleri şey yapmıştık, yayınlamıştık. Orada da alttaki yorumlara baktığımda gerçekten çok anlamlı bir ziyaret oldu bizim için. Ben şimdi Fatma hocama dönmek istiyorum. Bir KYK'lı akademisyen, eski bir gazeteci ve bir kadın olarak siz ne gözlemlediniz? Şimdi Münir hocam da detaylarıyla anlattı. Evet, bir meclise girme noktasında bir pratiğimiz yok. Bu pratiği en azından ilk kez yaşamış olanlardanım ben de. Pek çok KYK'lı arkadaşımız da muhtemelen bu pratiği ilk kez yaşadılar. Evet, küçük aksaklıklar yaşadık belki ama meclise girmeyi de başarmış olduk. Bizim için çok önemliydi. Diğer bir önemli olan kısmı ise kanun hükmünde kararnamelerin ve işte o yasama alanının gerçekleştiği yer. Bugün bizim açımızdan çözümün de adresi aslında. Ben bu noktasıyla çok daha önemli görüyorum. Çünkü sorunların çıktığı alanda çözümün de orada olacağını düşünüyorum. Bu anlamıyla vurgulamak gerektiğini düşünüyorum ve Üçüncü Yol Demokrasi İttifakı'nın hem baş aktörü olması itibariyle HDP'nin ziyaret edilmiş olması, bizi kabul etmiş olmaları çok değerliydi. Bir kere 11 tane milletvekili var KHK'lı mecliste ve 8 tanesi HDP'den, 3 tanesi CHP'den. Bu anlamıyla da HDP'nin bize yaklaşımı tabii ki çok daha farklı. Sonuçta birlikte mesai harcadıkları milletvekilleri söz konusu. Dolayısıyla konu tamamen orayı da bağlıyor. Yani KHK meselesi anlamında söylüyorum. Bu yüzden de temel vurguladıkları şey şuydu. KHK'ların tüm sonuçlarıyla iptaline dair Meral Hanım'ın özellikle bir vurgusu vardı. Bizim arkadaşlarımızın konuşmasından sonra derleyici, toparlayıcı bir konuşma yapmıştı çünkü orada. Bu konuya özellikle vurgu yaptı ve o yaşanılan hukuksuzluk sürecinin aslında sadece temelde bizim için KHK ama çok daha öncesi itibariyle de işte farklı pek çok kesimden, pek çok sınıftan insanın da yaşadığı hukuksuzluklar, tabii ki HDP'nin de kendi başına, kendi özelinde yaşadığı ve yaşattırılan hukuksuzluklar da söz konusu. Bunlara da çok ciddi vurguları vardı. Hepimizi tek tek dinledi. Oradaki arkadaşlarımızı, söz alan arkadaşlarımızın hepsini dinledi ve notlar aldı. Özellikle Gülistan Hanım'ın oradaki konuşması beni çok etkiledi. Bir hemşire, KHK'lı, eşi KHK'lı ve oradan özellikle OHAL komisyonundaki dosyalarına dair içeriklere biraz vurgu yaptı ve hep söyledikleri şu, kesinlikle bir mücadele ama bu birlikte mücadele. Birlikte mücadelenin ötesine geçmemeli. Yani bireysel mücadelenin burada aslında pek bir anlam ifade etmediğini tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Bu yüzden birlikte mücadelenin altını özellikle çizdiler.
Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bizi kabul etmiş oldular. Meral Hanım'ın bir vurgusu daha da şu anlamda vardı. Mesela tek başınıza siz KHK'lı olabilirsiniz ama işte akrabalık bağı üzerinden ikinci, üçüncü kuşağı vuran mesela bir KHK'lılık bile söz konusu olabiliyor. Hani çocukları bile geçtik. İşte Meral Hanım'ın akrabaları mesela sırf Meral Hanım'la bir akrabalığı olduğu için akrabalık düzeyinin, kuşak bağının ne olduğu mühim olmadan KHK'lı olmuşlar. Ciddi KHK'lıların olduğu bir aileye mensubum dedi mesela orada. Şunu son söyleyebilirim. Oradaki vekilleri bizden ayıran tek şey onların vekil olması. Bizim de sadece bir KHK'lı olmamız. Yoksa bizimle hiçbir farkları yok. Sadece tek ayıran şey bu. Onlar meclisteler, mücadele veriyorlar. Biz de dışarıda, meclisin dışında mücadele eden KHK'lılarız. Bu şekilde söyleyebilirim. Grup toplantısından ben biraz kendi gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Ben canlı olarak izledim. Daha sonra da biz bunu KHK TV'de yayınladık. HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar grup konuşmasının 6 dakikasını KHK'lara ayırdı. Gerçekten de çok güzel bir konuşmaydı. Münir Hocam, Mithat Sancar'la siz sınıf arkadaşısınız. Evet. Eski bir dostluğunuz var. Evet. Çok kısa olarak bu konuşmayı değerlendirebilir misiniz? Çünkü şundan dolayı kısa diyorum. Bundan sonraki temaslarımız var işte İşçi Partisi, diğer sivil toplum hareketleri ve mecliste olmayan siyasi partilerle de alakalı bir ziyaretlerimiz oldu. Ayrıca İyi Parti ile de temasımız oldu. Evet. Sadece girişe 12 dakika ayırdık. 12 dakikamız bitti. Onun için görüşlerinizi kısa kısa aktarırsanız seviniriz hocam. Vallahi ben Mithat Sancar'ın grup konuşmasından ne anladınız? Yani Mithat Sancar'ın grup konuşmasından şunu anladım. Bir kere KYK meselesine hakimler, yani KYK konusunun çözümüyle ilgili bizim gibi düşünüyorlar. Bu meselenin demokrasiyle çözüleceğini, bu siyasi iktidardan bir beklentilerinin olmadığını onlar da söylüyor. Ben bu arada Ahmet Hocam şunu dikkatimi çeken bir şey vardı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani biz hep nefret dilini kullanılmaması konusunda partilere hep söylüyoruz ya. Aynen Meral Danış Beştaş'ın söylediği cümle şudur. 2014 yılında biz karar aldık. Parti kararıdır. Asla nefret dili kullanmayacağız. Bir kesime dair bir devlet dili, nefret dili kullanmayacağız. Bunun bilinmesini istiyorum. Zaman zaman HDP yöneticilerinden de böyle nefret dili söylemi bazen söyleniyor. Ama bu partinin resmi kararıymış. Onu da orada bizimle paylaştılar. Ben istersen hemen seni de kolaylaştırmak adına Türkiye İşçi Partisi bölümüne geçeyim mi? Şöyle yapalım. Bir de grup toplantısından sonra 5 HDP'li milletvekili sizi mecliste bir toplantı salonunda misafir etti. İsterseniz ondan biraz bahsedin. Kimler vardı orada? Ha, zaten demin bahsettiğimiz oydu. Habib vekil vardı. Bu hani Ankara'da bizi içeriye sokmadıklarında bizim yanımızda olan. Van milletvekili vardı. İşte şey vardı. KYK'lı olarak Sezai Bey vardı. Sonra Ömer Faruk Bey vardı değil mi? Ömer Faruk Bey vardı. Sonra bir de Gülistan Hanım vardı. Bir önceki HDK eş genel başkanıydı o da. Evet. Bunlar KYK'lı vekillerdi. Yani gerçekten bir de müthiş bir şekilde danışmanlarının hepsi sürekli bizimle ilgileniyorlardı. Yani o kadar rahat bir ortamdı ki Fatma Hocam'ın söylediği gibi vakitleri çok sınırlı olmasına rağmen yani zamanla yarıştık aslında. Biz de zamanla yarıştık. Evet. Tüm arkadaşları dinlediler, dinlemek istediler ve sonrasındaki değerlendirmesi de bence Fatma Hocam katılır mı bilmiyorum. Meral Hanım gittikten sonra Sezai Bey'in tüm vekiller çünkü söz alarak bu toplantıya dair görüşlerini söylediler. Kendileri açısından artık KYK meselesinde muhatap olanın KYK platformları olduğunu, KYK platformlarının verdiği mücadeleyi yakinen takip ettiklerini ve desteklediklerini söylediler. Bu da çok anlamlıydı bizim için. Mithat Hoca şu cümlesi benim dikkatimi çekti. İstikrarlı ve kararlı mücadele. Aynen.
çok önemli bir şey. Hiç ara vermeden istikrarlı bir mücadele yürütüyor KHK platformları. Şimdi bir ilk oldu. Biz KHK'lılar olarak hep şunu söylerdik. Tamam, AK Parti, MHP'den umudumuz yok. İyi Parti de mesafeli ama bize İşçi Partisi niye hiç randevu vermez, bizi kabul etmez? Oysa birçok arkadaşımız ya da İşçi Partisi'nin çoğu görüşleriyle bizim siyasi görüşlerimiz uyuşmasına rağmen sanırım Ahmet Şık sizi karşıladı mecliste. Biraz çok önemli bu. Burası çok önemli hocam. Şimdi şöyle, aslında sen de belirttin. Biz İşçi Partisi ile 4-5 defa bir temas kurduk. Ama ya iletişim kanallarımızdaki aksaklıklardan kaynaklı bir türlü görüşemiyorduk. Geçen bir ay önce Adana'da bir KHK eylemi vardı. Ahmet Şık oraya gelmişti. Ahmet Şık'a bunları söyledim ben. Dedim ki böyle böyle sizinle biz temas kuramıyoruz hocam. Yani görüşmek istiyoruz. KHK platformları derdini anlatmak istiyor falan. Sonra işte bu temas meselesini karar aldıktan sonra İşçi Partisi ile görüştüğümde Ahmet Şık hemen döndü. Hemen danışmanlarına bizi yönlendirdi. Ve planlamayı beraber yaptık Türkiye İşçi Partisi ile. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi 4 tane milletvekili olduğu için onların değişik yerlerde muhtemelen programları varmış. Dediğiniz gibi Ahmet Şık bizi karşıladı. Ahmet Şık'la beraber Sera Hanım geldi. Danışmanlar oradaydı. Sıcak bir karşılama oldu. Ve onlar da KYK meselesinin çözümünün bu siyasi iktidarla çok mümkün olmadığını söylediler. Yine orada da bizi bizim de vaktimiz, çünkü bir buçuk saat sonra şeyle görüşecektik, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşecektik. Zamanı çok verimli kullanmak adına tüm arkadaşlarımız belki konuşmamış olsa da arkadaşlarımızı tek tek dinlediler, not aldılar. Bundan sonrası için dayanışma içerisinde olacaklarını söylediler. Biz aynen şunu da söyledik zaten. Yani biz bu muhatap olduğumuz partilerin il yönetimleriyle de illerde temas halinde olmak istiyoruz. Şeyi söyledik, yani ilk defa KYK'lılar platform olarak 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs çünkü sol sosyalist partiler için çok anlamlı bir gün. 1 Mayıs'ta bizim 25 ilde KYK platformları olarak pankart açmamızı falan söyledik. Hani muhtemelen onlar da görmüşler, izlemişlerdir ama birinci ağızdan bizim yaptıklarımız, işte demokrasi konferanslarının önemli özneleri olduğumuzu, sosyal medya etkinliklerinde demokrasiyi öne çıkarttığımızı, demokrasi mücadelesini öne çıkarttığımızı falan dinleyince aslında çok da etkilendiklerini düşünüyorum ben. Fatma Hocam, ne dersiniz? Sonradan ben, Ahmetçik, efendim. Onu soracaktım Fatma Hocam'a. Ahmetçik şunu dedi. Resmi rakamlara göre 150 bin KHK'lı var. Aileleriyle beraber hani çok 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 zayıf, düşük bir hesaplamayla 300 bin minimum diyelim dedi. Ama ben Burak 300 bini, 150 bininizi bile bir arada görmedim. Bu mücadele hep birlikte yapılarak başarılır. Ama maalesef KHK'lılar da ses, eylem, efendim kendisini bir şekilde ifade etme yeteneği yok gibi bir cümle kurdu mealen. Şimdi sizden bunu biraz açmanızı istiyorum. Ahmet Şık'tan ne edindiniz? Hangi bilgileri gözlemlediniz o konuşmasında? Gerçi orada Fatma Hocam herhalde söyleyeceksiniz. Somut bir olay, yani HDP milletvekiliyken yaşadığı bir olayı anlatarak oraya vurgu yaptı. Evet, evet hocam. Evet. Şimdi orayı o bir örneğiyle, yani yaşadığı örneğiyle aslında açıkladı. Zaten oradan da bağladı. HDP milletvekiliyken Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla birlikte KYK'lıların olduğu bir toplantıya katılmışlar. Ve orada sadece birkaç tane KHK'lının cemaat gerekçesiyle KHK'lı olduğunu öğrendiklerini, geri kalanlarının tamamının işte sosyalist kesim veya işte farklı ideolojik yaklaşımdan olan kişiler olduğunu söyledi. Ve orada eleştirisi bence çok iyiydi ve çok haklıydı. Yani ben ve muhtemelen işte bizim gibi platformlar içerisinde mücadele eden pek çok arkadaşımız buna katılır. Evet, 150 bin KHK'lı bilinen rakam ama işte doğrudan ve dolaylı yolla milyonları aşan bir rakamdan söz ediyoruz her seferinde.
Gerçekten de hepimizin sesi aynı anda çıksaydı çok daha başarılı olunurdu gibi bir eleştirisi vardı ki haklıydı kesinlikle. Ben de orada bir söz almıştım ve sorunlarımızda gerçekten ortaklaşmak gerektiğini. Çünkü biz hep ayrıştırılan ve bir şekilde kendi içinde de ötekileştirilen gruplar olmak zorunda kaldık hep. Ve bunu yapan biz kendimiz değildik. Bizleri yönlendiren iktidar veya egemen dil diyebilirim bu kısmına. Ya da işte farklı aidiyetlerimizin getirdiği kodlar aslında bizi hep ayrıştıran şeyler. Ama artık gördük ki bu 6 yılda bunların hiçbiri önemli değil. Asıl önemli olan şey hepimizin insan olması, hepimizin her an her şekilde bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalma durumu ve bunun artık hepimizi ilgilendirdiği. Yani bugün bana olmayan şeyin yarın bana olmayacağının bir garantisinin olmadığını görmüş olduk. Ve bunu 6 yıldır gerçekten çok hissiyatlı bir şekilde de yaşıyoruz. Bizi bir araya getiren şey, işte beni ya da Münir Hocam'ı bir araya getiren şey aslında bu durum. Tam da burayı aslında biz de vurgulamış olduk ki onlar da aynı kanıdalar zaten. Yani ortaklaşmak noktasında aynı kanıdalar. Bu eleştirisiyle haklıydı, kesinlikle haklı görüyorum kendisini. Ve bunun da bence bu mesajın da alındığını düşünüyorum. Bir de Sera Hanım'ın oradaki şeyi bence çok güzeldi. Yani hani hep bilindik siyasetçi refleksinin çok daha ötesinde bir refleks de oldu. Yani bilirsiniz siyasetçiler genelde konuşmayı daha çok severler. Ama o bizi dinlemeyi tercih etti. Bizim söylediklerimizi hep not aldı. Sera Kadıgil milletvekili evet, değil mi? Sera Kadıgil. Evet. Sera Kadıgil milletvekili ve Ahmet Şık bir de şöyle bir şeyden de bahsetti. Çünkü bazı arkadaşlarımız öyle bir eleştiri de getirdiler. Hani siz bizim için bunu söylüyorsunuz ama siz de meclistesiniz ama bizim için ne yaptınız gibi bir anlama dönüşecek olan bazı ifadeler kullanmış oldular. Haklı olaraktan KYK'ları anlıyoruz bu konuda. Biraz içerlemiş oluyoruz. O da şey dedi, yani bizim bir grubumuz bile yok. Ve onların da işte grupların olmaması, meclisin getirdiği o iç tüzüğün getirdiği bazı uygulamalardan kaynaklı işte söz kullanamama durumları ki biliyorsunuz onlar çok şartları zorlayarak söz almaya çalışıyorlar mecliste. Ve bir şekilde bütün hukuksuzluklara aynı oranda dile getirmek noktasında çaba sarf ettiklerini ilettiler zaten. Bu anlamıyla da onlarla temas kurmuş olmak gerçekten iyi oldu. Sol sosyalist partilerle bu noktadaki, o Ankara'daki o iki görüşme, 2 günlük görüşme çok daha verimli, çok daha önemliydi. Çünkü ortaklaşmak noktası, sorunlarda ortaklaşmak noktası, bagajların geriye bırakılma noktası bu 2 günün bence en önemli özet ifadelerinden biridir diye düşünüyorum ben. Üçüncü görüşme yine mecliste oldu. Tabii KHK'ların Cumhuriyet Halk Partisi ile temas kurması ve bu diyaloğunu belli bir seviyeye getirmesini çok önemsiyoruz. Çünkü KHK'lar ne zaman CHP ile temas kurdu ve bir noktaya getirdi bu ilişkilerini, toplumsal meşruiyeti de o oranda arttı. Şimdi Münir Hocam, İbrahim Kaboğlu daha önce KHK toplantılarında hiç görmediğimiz bir isim. Oysa KHK'lı anayasa hukukçusu, profesör, doktor. Sizi mecliste misafir etti değil mi? Yanında Yıldırım Kayı, Cihangir İslam ve Turan Aydoğan'la beraber. Evet. Bu temaslardan biraz bize bahseder misiniz? Şimdi hemen bir anekdot anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi bu saydığınız ekip zaten bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yaklaşık bir yıl önce bu il turlarını, Anadolu turlarını başlattığımızdaki ekip. Orada bir ekip kurulmuştu. Bu ekibin içerisinde İbrahim Kaboğlu işte bu anayasa çalışmaları ve sağlık sorunları nedeniyle katılmıyordu. Şimdi 3 kişi geldiler, işte Yıldırım Kaya, Turan Bey ve İbrahim Kaboğlu. Önce masada şeyde kürsüde 2 tane sandalye vardı. Hemen bir sandalye daha ekletti Yıldırım Hoca ve Turan Bey. Aynen şunu dedi. Dedi ki hani daha önceki il toplantılarına ben de katılmıştım ya, Münir Hocam da buraya gelsin dedi bak mecliste. Bu bizim için
çok önemli bir eşik. Yani bu Münir Korkmaz olduğu için değil, KYK platformlarını orada yanlarında görmek istiyor. Ve aynen dedikleri şuydu, Fatma Hocam da hatırlar. Biz KYK platformlarının artık bir parçasıyız. KYK platformları içinde hissediyoruz biz kendimizi dedi. Şimdi onu hemen belirteyim. Ben mesela hani CHP ile ilgili toplantılarımızda arkadaşlarımızın hepsi zaten CHP'nin bu konudaki görüşlerini falan biliyor. Ama şunu bazı arkadaşlarımız tabii belki de ilk defa hani o toplantılarına katılmamış arkadaşlar vardı. İlk defa orada bu işin çözümüyle ilgili özellikle hani bizim söylediğimiz şu, daha doğrusu bizim hukukçuların söylediği, hani KYK'ları iptal edilsin. Tamam, biz bunu talep ediyoruz ama KYK'ların iptal edilmesiyle hüküm almış arkadaşlarımızın durumu ne olacak sorusu var. Arkadaşlarımız işte bu adil ve yeniden yargılanma meselesinde aman aman böyle ötelenen bir süreçmiş gibi düşünüyorlardı. Onu net bir şekilde Turan Bey söyledi. Şey de söyledi, Kaboğlu da söyledi. 10 günde çözülecek bir şey. Yani adil ve yeniden yargılanma talebi zaten yasalarda olan bir talep. Siyasal iklim değişecek. O kriterler, pilot kararlar alınacak. Anında bu mesele çözülecek dendi. Bu konuda nettiler. İbrahim Kaboğlu tabii hukukçu diliyle konuştu. Bir sürü elinde notları falan vardı. Ben o salon toplantısını, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan toplantının tam anlamıyla bir aile toplantısı gibi geçtiğini düşünüyorum. Yani orada da gerçekten çok iyi karşılandık. Zaten oradaki gelen arkadaşların çoğunu birebir tanıyorlardı. Yıldırım Kaya bile hemen isimleriyle falan hitap etti insanlara. Orada da yani il toplantılarında söylediklerinin aynısını söylediler. Şunu asla söylemediler. Yani biz işte bir hukuksuzluk yapıldı. Biz şöyle bir şey diyemeyiz. KYK'lar iptal edilecek. Herkes patır patır görevine dönecek. Böyle bir şey olmaz. Bir yargı kararı var. Bu yargı kararının ortadan kaldırılması için bir yargı kararı gerekiyor. Ama bu konuda irade göstereceğiz dediler. Mesela şu benim dikkatimi çekti. Fatma Hocam da söyler muhtemelen. Hani AKP döneminde alınan 4-5 bin kişi yargıç var ya, mesela şunu demediler. Yani hani belki birçok arkadaşımız bunu bekleyebilir. İşte o yargıçların hepsini görevden alacağız. Öyle demediler ama şunu dediler. Etkisiz hale gelecekler onlar. Yani o hukuksuz bir şekilde o yerlere gelen insanlar, o hakim savcı olanlar işte daha pasif görevlere verilecek. İşte yani hani bizim öyle bir şöyle bir korkumuz var ya Ahmet Bey. Yani 13 bin yargıcın içerisinde işte 5-6 bin tanesi parti militanı, resmi parti militanı. Yani AKP sözcülerini, şey il yöneticilerini falan getirmişler. Hep hakim savcı yapmışlardı. O konuyu da bugün konuştuk yani. O anlamıyla bence çok keyifliydi. Yani arkadaşlarımız da çok keyifli ayrıldılar diye düşünüyorum. Siz Fatma Hocam? Münir Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Evet, adil ve yeniden yargılanma, daha doğrusu CHP'de şöyle bir şey var. Daha çok KHK'nın ceza hukuku kısmına daha çok ağırlık veriyorlar. Yani çünkü temel mesele zaten buradan çıkıyor. İşte insanların işlerinden ve özgürlüklerinden edilmiş olmaları, işte büyük bir kesiminin terör soruşturması geçirmiş olması, çok büyük bir kesiminin dosyalarının işte OHAL komisyonundan ret alarak çıkmış olması durumu, artı işte verilen sonuçta hukuksuz da olsa bazı hükümler var. Ağır ceza mahkemelerinde yargılandık yani hepimiz. Büyük bir kısmımız en azından. Pek çoğumuzun işte cezaları istinafta ya da Yargıtay'da işte onanmayı bekliyor. Dolayısıyla CHP'deki temel tarz biraz daha bu noktada. Yani hukuksuzluğun özellikle o ceza mahkemeleri üzerinden yapılan hukuksuzluğun giderilmesi noktasına daha çok özen ve önem gösterdiklerini görüyorum. O yüzden asıl vurguladıkları temel nokta yeniden adil yargılanma. Evet, bu pek çok KYK'lıyı çok ürküten ifadeler. Çünkü yeniden aynı süreci çok işte 4-5 yıl mı yaşayacağım gibi bir endişeleri var. Ama biz bunu defalarca söyledik. Defalarca kez yazıldı. Defalarca kez hukukçu KYK'lı hocalarımız KYK TV ekranlarında da bu konuya dair pek çok programda yaptınız siz birlikte. Ama şu var, inandığımız şeyleri bir türlü aşamıyoruz ya, işte bir dinleme ve şey yapma durumu söz konusu olmuyor nedense.
bu ön kabulleri yıkmak anlamında önemli. Yeniden vadil yargılanma denilen şey uzun süreçleri kapsayan şeyler değildir. Pilot kararları vardır. İşte ahimden pek çok karar çıkıyor. Emsal kararlar oluşuyor. İçtihatlar artık meydana geliyor. Dolayısıyla CHP'nin bu noktadaki duruşunun ben net olduğunu düşünüyorum. Yani ceza muhakemeleri anlamında işte o ceza yargılamalarına daha çok odaklanmışlar. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Sayın İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarında evet ağır bir dil kullanıyor. Hocamız hukukçu sonuçta, akademisyen olmanın da verdiği bir şey ağır dil var. Ama şuydu, yani çalışmalarını tamamen bu KYK'ların iptali noktasına odaklamış mesela hocamız ve bilmiyorum arkadaşlarımız fark ettiler mi ama iktidarın değişmesi sonrasında yapılacak olan kanunların şu anda alt zeminini oluşturuyor mesela İbrahim Hoca. Bu kısmıyla çok değerli aslında. Yani bu noktaları kaçırıyoruz. Kaçırmamamız gereken asıl noktalar burası. Buradaki nokta evet CHP açısından daha çok ceza hukuku noktasına dönük çalıştıklarını gördüm ben. Bunu tekrar tekrar zaten ifade etmişlerdi illerdeki toplantılarında ama bu kez mecliste daha dar bir dairede bunu net bir şekilde ifade ettiler yeniden. Bu kısmıyla da tabii ki özel bir durumda oluşmuş oldu diye düşünüyorum. Şimdi KYK'lıların Ankara'daki ikinci günlerinde Yeşil Sol Parti, Emek Partisi ve Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi temasları oldu. Münir Hocam, bu partilerle teması siz mi kurdunuz? Şöyle, evet ben kurdum. Şöyle yani bu randevuların hepsini yani KYK platformlarında karar aldık bununla ilgili. Şimdi bunu niye yaptık? Hani bu partiler bir kere HDP, bir kısmı HDP bileşeni, o Yedili İttifakı'nın içerisinde olan yani Demokrasi İttifakı diye anılan partiler. Birkaç tanesinin Ankara'da genel merkezleri yoktu, onlara ulaşamadık. Buradaki amacımız şuydu. Biz hani hep diyoruz ya hiçbir partiyle organik bağımız yok. Düşünsel olarak yakın olabiliriz. Çok fazla farklı partilerde siyaset yapan arkadaşlarımız var bu arada. Herhangi bir partiyle direkt bağlantımız olmadığı için biz tüm partilerle hani o altını çizdiğimiz partiler dışındaki partilerle görüşebiliriz demiştik. Şimdi burada hani üçüncü ittifak da artık bu ülkenin önemli bir gerçeği. %15 oy potansiyeli olan bir gerçek. Bir de bu partilerin şöyle bir şeyi var Ahmet Bey. Hani parlamento dışında olsalar da Türkiye'deki emek hareketlerinde, sendikal hareketlerinde çok etkisi olan taraftarlarının oralarda olduğu, oraların politikasına yön verdiği partiler. O anlamıyla bu partileriyle görüşme bizim için çok anlamlıydı. Hani Yeşil Sol Parti ile zaten daha önce birkaç defa temasımız olmuştu. Orada 3-4 tane genel başkan yardım MYK üyesi vardı. Bizi karşıladılar. Orada karşılıklı sorunlarımızı konuştuk. Yani yabancılık çekmedi birçok arkadaşımız. Daha önce temas edildiği için onu hemen altını çizerek söylüyorum. Bence orası çok keyifliydi. Yani insanlar orada kendisini kendi evlerindeymiş gibi hissettiler. Yine orada da birlikte fotoğrafımızı çektik. Yani onlar mesela bu üç sosyalist partide de şu çok önemliydi. Yani destek değil, biz zaten bu mücadelenin içerisindeyiz. Sizinle yan yanayız, omuz omuzayız dediler. Yani kendi taraftarları da veya kendi sempatizanları da KYK'lı, üç partide KYK'lı insanlar olduğu için meseleyi biliyorlardı. Ve biz de şunu söyledik, yani Demokrasi İttifakı'na elimizden gelen hani seçim sandık güvenliği ve seçim güvenliği konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, bundan sonra daha çok işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini falan söyledik. İsterseniz hani süremiz de kısıtlı, ben üç parti için şeylerimi söyleyeyim, sonra Fatma Hocam da belirsin. Nasıl isterseniz Ahmet Hocam. Siz devam edin hocam. Şimdi Yeşil Sol Parti, aslında bu partilerin hepsi Kızılay merkezdeymiş. Bizim için tabii bir yerden bir yere ulaşmak da sıkıntı olduğu için hep yürüme mesafesindeydiler çok şükür. Hemen Emek Partisi'ne geçtik. Emek Partisi'yle de ilk defa bir temasımız oldu. Daha önce bir Zoom toplantısında akademide falan bir genel başkanlarıyla herhalde görüşmüştük. Bir de Ankara buluşmamızın birisinde tesadüfen Emek Partisi eski eş genel başkanı ile temasımız olmuştu ama
resmi düzeyde ilk temasımızdı. Bir tane KYK'lı arkadaşımız vardı karşımızda, yine parti yöneticisi. Diğer arkadaşımız da kamu emekçisi birisiydi, uzun süre KES'te yöneticilik yapan. Yani orada da biz taleplerimizi, beklentilerimizi, çözüm önerilerimizi söyledik. Onlar da aynı şeyi söyledi. Yani biz bu mücadelenin bir parçasıyız. Bu mücadele içerisinde omuz omuza olacağız sizinle. Sizin talepleriniz bizim taleplerimizdir dediler. Biz şeyi de söyledik, yine onlara da söyledik. İşte illerde de hani bu KYK'lı arkadaşlarımızın verdiği mücadeleye destek vermeniz gerekir falan diye. Bu konuda da bence bir ortak mütabakatla, ortak bir dille ayrıldık oradan. Sonra aynı ekip bu sefer Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'ne gitti. Bu Ertuğrul Kürkçü'nün onursal genel başkanı olduğu parti. HDP içerisinde, HDP bileşeni, Yeşil Sol Parti ve SYKP HDP bileşeni, Emek Partisi HDP bileşeni değil. Orada da gerçekten çok sıcak bir karşılanma vardı. Orada da dertlerimizi anlattık. Yani onlar da çok etkilendi bence. Orada da MYK üyeleri karşıladı. Bu sosyalist partilerde şöyle bir şey var. Genel merkezleri resmi olarak Ankara'da olsa da ağırlık İstanbul'da, yani eş sözcüler, genel başkanları falan orada oluyor. MYK düzeyinde bir karşılanmaydı. Orada da bence arkadaşlarımız çok etkilendiler. Yani sonraki dönütlerinden ben görüyorum. Yani bu 20 ilden gelen arkadaşlarımız hayatlarında ilk defa bir sosyalist sol partiye girdiklerini, onlarla temaslarının olduğunu falan söyledim. Fatma Hocam bence onu daha güzel anlatır. Yani çok sıcak bir karşılanma oldu. Orada da dertlerimizi dinlediler. Orada da aynen şunu da söylediler. Bu mücadele bizim de mücadelemiz, sizinle yan yanayız, iç içeyiz, her türlü desteği veririz dediler. Ben üç parti, sonradan İYİ Parti ile ilgili de sonra düşüncelerimi söyleyebilirim sorarsanız. Evet, şimdi Fatma Hocam, siz muhafazakar bir geçmişe sahipsiniz. Şimdi sorum şu olsun, hiç hayatınızda Emek Partisi, Yeşil Sol Parti ve Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi'ne gitmeyi hayal eder miydiniz? Hayal etmeyebilirdim ama çok uzak olduğum şeyler değil açıkçası. Siz beni muhafazakar olarak tanımladınız ama çok da o şeyde değilim. İdeolojik olarak en azından kendimi o şeyde görmüyorum. Ama şu var. Grup buyurun. İçerisindeki sizin gibiler diyelim. Evet, evet, öyle düzeltelim. Olabilir. Çünkü bunu vurgulamaktaki nedenim şu. Yani biz muhtemeldir ki siz de işte dış görünüşümü baz alarak böyle bir tanımlamayı, kodlamayı gerçekleştirdiniz ama haklısınız. Belki de evet işte böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Birbirimizi tanıdıkça ancak işte bu tarz şeyleri, detayları öğrenmiş oluyoruz. Evet, her ne kadar bu durum böyle bir şey olsa da evet ilk kez işte MHP, SYKP'ye, işte Yeşil Sol Parti'ye, HDP'ye mesela işte ve CHP'ye aynı oranda işte tiple ya birlikte olmuş olmak, aynı sorun alanında, ya benim için sorun alanlarında ortaklaşmak çok daha önemli. Önemsediğim yer orasıdır. Yani farklılıklarla bir arada olmak gibi bir şeydir bu da. Hani farklılıklarımız her zaman benim için çok değerlidir. Tıpkı bunun gibi ortaklaştığımız sorunlarımıza yönelik çözümleri konuşmak da benim için çok değerlidir. Bunu kendi kişisel şeyim olarak söyleyebilirim. Ama mesela MHP'de şunu fark ettik. Münir Hocam da muhtemeldir ki burayı kaçırmadı. Mesela orada bizi karşılayan hanımefendi dedi ki kamu emekçisiyiz. Yani o memur algısı var ya, hani devletin işte memuru. O şey değil aslında. Aslında hepimiz birer emekçiyiz. Özel sektör anlamında işte işverenlerimiz farklıdır. Ama işte devletle olan o çalışma ilişkilerimize baktığımızda bizim işverenimiz işte devletti. Dolayısıyla biz de o kısmın emekçi kısmındaydık. Ve kamusal alanda bir emekçi halimiz vardı bizim. Bu anlamıyla bakınca MHP'nin oradaki o vurgusu beni çok etkiledi mesela. Hepimiz emekçiyiz aslında. Kamu emekçisi, işte işçi sınıfı gibi
sınıfsal mücadeleler ve sınıfsal kimlikler üzerinden bir vurgulamanın daha çok olduğu bu tarz sol sosyalist partilerin artık değiştiğini görüyoruz işte. Belki bu da bu son 6 yılda yaşanılan sürecin bir etkisi. Herkes aynı hizaya çekilmiş oldu çünkü. Yani işçi sınıfı da aynı hizaya çekildi. İşte kamu emekçisi de aynı hizaya geldi. Dolayısıyla hepimiz emekçi olduk. Hepimiz bir şekilde o devlet mekanizmasının o getirdiği büyük çarkların arasında her birimiz aslında ezildiğimizi, yeniden ezildiğimizi keşfettik. Bu anlamıyla çok farklı bir pratik oldu benim için. Evet, ilk kez gittim ama çok da memnun kaldım tabii ki. İyi ki böyle bir 2 günü geçirmiş olduk ve iyi ki sol sosyalist partilere özel 2 günü bu şekliyle geçirmiş olduk. Çünkü Münir Hocam da en başta vurgulamıştı, belki tekrar da etmek gerekir burada. Biz KK'lar olarak her partiye eşit mesafedeyiz. Bu sorunun çözümünde kimler adım atacaksa onlarla birlikte çözümün adımlarını beraber atmak istiyoruz. Bu çözümün noktasında muhatap ve taraf olmak istiyoruz. Çünkü aslında en önemli aktörlerden bir tanesiyiz. Çünkü sorunun kendisini yaşayan bizleriz. Dolayısıyla bizim oradaki o baskı gücümüzün artması demek o partileri de bize doğru kaymaya yönlendirecek olan alanı da biz oluşturmuş olacağız. Bu yüzden birlikte mücadele, devamlı ve sürekli mücadele ve kopmayan bir mücadelenin devam etmesi gerekiyor ki biz bütün o partileri kendi istediğimiz alana çekebilirim ve gerçekten çözümü biz burada başarmış olalım. Umuyoruz ki bu şekilde gerçekleşecek. Evet, biz bütün partilere eşit mesafedeyiz. Dediğim gibi sorunun çözümünü kimler oluşturacaksa biz hepsiyle birlikte tarafız ve muhatabız. Bu anlamıyla da değerliydi. KK platformlarının yürüttüğü mücadele içerisinde bu hafta bir iyilik daha yaşandı. İki arkadaşımız İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde kabul edildiler, temas kurdular. Aziz Bey ve eski kaymakamlardan KK'lı kaymakam Engin Avcı. Bu bir. İkincisi bir de mecliste bir dirsek temasımız oldu. Bunları da Münir Hocam'dan bir dinleyelim. Nasıl oldu hocam İyi Parti ile temasımız? Şimdi şöyle Ahmet Bey, biz İyi Parti ile sürekli bir randevu isteği oluyordu. Aslında sosyal medyadan da arkadaşlarımızın sürekli talebi oluyordu. İşte Genel Başkan'ın gittiği yerlerde KYK'lı arkadaşlarımız konuşuyordu, dinliyorlardı ama bir dönüşü falan yoktu. Biz resmi olarak talep etmiştik zaten, görüşme talep etmiştik. Ta Altılı'nın mütabakat metnini açıkladığı zaman talep etmiştik. Sonra bu randevuları ayarlarken araya sıkıştırır mıyız diye yine danışmanlarını aradık. İşte biz tam Ankara'ya giderken dönüş geldi danışmandan. Sayın neydi vekilin adı? Yani bu Bahadır. anayasa ile ilgili. Efendim? Evet. Bahadır Evet. Hoca, Bahadır Bey. Evet. Hocam diyorum yanlış Bahadır, olabilir. Bahadır Bey işte, Bahadır Erdem Evet. bu Evet. hukuk işleriyle sorumlu. Yani bu meseleyle ilgili direkt sorumlu olan. Bizim şöyle bir şeyimiz var Ahmet Bey. Bizim illerdeki tüm arkadaşlarımız KYK platformlarını temsili yetkiye sahip insanlar. Yani nereye giderlerse gitsinler KYK platformlarını temsil edecek güçteler. Öyle donanımdalar. Biz de hani heyetteki arkadaşlarımızdan iki arkadaşımız bununla ilgili görev aldı. Bahadır Bey'le görüştüler. Yani orada alınan izlenim şudur. Altılıyla zaten biz şimdi bakın biraz önce hani görüşmeleri anlattık ya. Şimdi bizim muhatabımız dikkat ederseniz veyahut da muhataplarımız arasında birincisi 3. ittifakın en büyük şeyi olan HDP. Bakın görüşmüşüz. Çok önemli. Millet İttifakı'nın en büyük ortağı olan CHP ile yani iki ittifakta da en önemli aktörlerle hani karar süreçlerinde en önemli aktörlerle görüşmüşüz. Şimdi bu İyi Parti ile görüşme bizim açımızdan gerçekten kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Yani 4-5 ilde arkadaşlarımız yerelden temaslarda falan bulundular ama merkezi düzeyde ilk defa böyle bir teması kurduk. Arkadaşlarımız taleplerimizi ilettiler.
bizim bu konudaki düşüncelerimizi ilettiler. Onların bize dönütleri şudur. Yani biz altılı masadaki sizin diğer partilerle yaptığınız görüşmelerin hepsinden haberimiz var. Altılı masa çözümüyle ilgili ortak irade koyacağız. Yani KYK meselesinin çözümü bizim de gündemimizde, altılı masanın ortak gündeminde. Dolayısıyla şöyle bir şey olmayacak yani. Altılı masada işte beş tanesi şöyle düşünüyor, bir tanesi ayrı düşünüyor diye bir şey olmayacak. Ortaklaşa karar alacaklar. Ben önemsiyorum bu görüşmeyi. Diğer bir temasımız daha olmuştu mecliste. Mecliste bireysel ilişkilerle arkadaşlarımız oradaki geldikleri milletvekilleriyle görüşmeler yaptılar. Evet. Fatma Hoca, bekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, çok dolu dolu iki gündü gerçekten. Dediğim gibi hani kazanımlarımız tabii ki var. Sosyalist partilerin ve işte üçüncü yol Demokrasi İttifakı'nın bileşenleriyle görüşmüş olmak. Biraz önce de vurguladığım gibi biz bütün partilerle eşit mesafede, eşit düzeyde temaslarımızı devam ettireceğiz. Her yaptığımız ziyaret ve her elde ettiğimiz görüşme trafiği bizim için bir kazanım. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mücadeleye devam ediyoruz. Kaldığımız yerdeyiz. Yani. Ahmet Bey, burada şunu özellikle arkadaşlarımızın duyması gerekiyor. Yani sen girişte de söylemiştin, bugüne kadar birçok yerden randevu istediğimizde alamazken, işte Ankara'ya sokulmazken, Ankara'ya girişimiz engellenirken, Ankara'da salon bulamazken, bizim bu düzeyde kabul görmemiz çok önemli bir toplumsal muhalefet hareketi olduğumuzun göstergesi. Biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Yani muhataplarımıza da bunu özellikle altını çizerek söyledik. Bizim çok önemli bir toplumsal etki alanımızın olduğunu ve bu etki alanının toplumsallaştırılması gerektiği konusunda çok net vurgularda bulunduk ve onlardan bunu talep ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Yani bu mesele artık toplumsallaşmıştır. Yani bu ülkede eğer siyasi iddiası olan biri varsa KYK meselesini asla pas geçemez. Pas geçirmeyeceğiz de ayrıca. Yani bir muhtemel iktidar değişikliğinde KYK'ların çözümüyle ilgili biz taraf olacağız. Yani bunu da hissettiriyoruz, söylüyoruz, söylemek durumundayız. Yani illerdeki arkadaşlarımız da görüşmelerinde bunu yapmalılar. Ben bu meseleyle ilgili sıcağı sıcağına yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. KYK'lar gidecek, biz kalacağız sloganını mecliste haykırmış olmak bizim için önemli bir kritik eşiği de aşmış olduk diye düşünüyorum. Evet. Değerli KYK TV izleyicileri, bu hafta KYK platformunun son Ankara çıkartmasını değerlendirdik. Konuklarımız Özgür Platform Editörü Fatma Ayparçası ve KYK Platformları Sözcüsü Münir Korkmaz'dı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Evet. İyi seyirler. KYK TV'ye abone olmayı unutmayın. Evet.